Merhaba koç, adım Alejandro. Benim sorum Arda Güler'in turnuvası ile ilgili, geçirdiği turnuva ile ilgili. Bu turnuvanın en etkili oyuncularından biri haline geldi. Avrupa taraftarı, Avrupalı futbol severler Arda'ya aşık oldu. Siz onu nasıl görüyorsunuz? Ve kulüp futbolunda da Real Madrid'de bir yıldız olacak mıdır sizce? Teşekkürler. Arda çok güzel bir Avrupa şampiyonası geçirdi. Ve bu seviyede bu kadar süreklilikle daha önce oynamamıştı ama ne kadar değerli olduğunu gösterdi. 20 yaşında bile değil şu anda. O yüzden geleceği parlak ve tecrübesi sayesinde daha da iyi bir oyuncu olacaktır. Çok daha iyi bir oyuncu olacaktır. Bir sonraki soruyu alalım. Bilimsel Anadolu Ajansı. Öncelikle her şey için teşekkürler. Gerçekten biz de gurur duyduk takımımızla. Çok iyi bir mücadele oldu. Tabii ki hem maçı değerlendirmenizi isteyeceğim. Öncelikle hem kısa bir turnuva değerlendirmesi isteyeceğim. Sizin nasıl geçti milli takım için? Neler kazandı milli takım? Bir de sanki oyuncu değişikliklerinde biraz daha erken yapıp takımın direncini biraz daha erken ayağa kaldırabilir miydik? İkinci golü beklemeden. Şimdi son sorunuzdan başlamak gerekirse, her zaman tabii kolay bunu sorması. Daha erken yapsaydık da gol yiyebilirdik. O zaman da bu sefer niye oyuncu değişikliğini bu kadar erken yaptın derdiniz. O yüzden pişmanlık duymamamız gerekiyor. Neyimiz varsa verdik. Çok iyi bir Avrupa şampiyonası oynadık kanımca. Biz bir araya geldiği zaman Hollanda ile birlikte düşündüğümüzde İspanya'yı da o gruba belki katabiliriz. Bizden bir maç fazla kazandılar gerçi ama İspanya 90. dakika itibariyle tınırladığımızda bizimle aynı sayıda maç kazanan takım. Biz daha fazla gol atan takımız. Biz daha büyük bir şevkle savunma yapan ve oynayan takımız. O yüzden meslektaşlarım, diğer futbol profesyonelleri de bizi ve beni tebrik ettiler bu şampiyonadaki performans neticesinde. Çok genç bir takımımız var, oyuncularımız var. 4-5-6 oyuncumuz belki burada değil de 2023 yılında Türkiye'de ve İtalya'da iki sezonlarda Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç takım biziz. Dolayısıyla kendi takımımızla gurur duymamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü gerçek müthiş bir ruhla, Türk ruhuyla çıktılar, oynadılar ve yenilmemize rağmen Türk halkı, Türk milleti bizi tanıyor. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu oyuncular gerçekten hak ediyorlar gördükleri sevgiyi. Bütün maçlardaki performansları neticesinde hepsini alınlarından öpmek gerekir. Bizi bu şekilde oynayarak Avrupa Şampiyonası performanslarıyla gerçekten mutlu ettiler, gurur duyduk. Bir şey de eklemek istiyorum. Bu şampiyona sonrasında benim kanaatim o ki Türkiye'ye farklı bir gözle bakılacak gelecekte. Büyük ihtimalle daha fazla saygıyla bakılacak Türkiye'ye. Vatanöz, Avrupa Gazetesi, Londra. Bir sonraki turnuva İngiltere'de. İngiltere'deki turnuvaya kadar eğer Türk milli takım başarılı olursa devam etmeyi düşünüyor musunuz? Kendinizi Türkiye milli takım başında İngiltere'ye kadar görüyor musunuz? Teşekkür ederim. Como en Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Próximo torneo dice será en Inglaterra. De que no, el próximo competizione la National League a settembre. Bir sonraki turnuva Eylül ayındaki Uluslar Ligi. Bizim hedefimiz o turnuva. Daha sonra dinlenme şansımız olacak. Bir sonraki sezona hazırlanma şansımız olacak. Yeni hedefler koyacağız önümüze. Ve Uluslar Ligi'nin birinci kademesine girmek istiyoruz ve Dünya Kupası elemelerine geçmek istiyoruz. O yüzden soruyu çok anlayamadım açıkçası. Yani neden öyle bir düşüncem olmasın. Burada çalıştım. Buradaki çalışmam burada tam büyük bir keyif aldım. Takımımdan gurur duyuyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü çoğu çok genç oyuncular. Dolayısıyla yaptığımız çalışmanın meyvelerini, bu tecrübenin meyvelerini toplamak isterim. Bir sonraki soru, ikinci sıra.
Bu maçla ya da bu turnuvayla ilgili bir öz eleştiri yapacak olsanız bu ne olurdu? Teşekkürler. Ma dai, ora trovare il pelo dell'uovo, no? Credo giusto. No, abbiamo creato un gruppo fantastico. Şimdi bir takım detaylara belki de saplanıp kalmamak gerekir bu noktada. Çok güzel bir gruptaydık. Büyük bir yürekle sahaya çıktık, oynadık. Çok iyi futbol oynadık ve şu an belki de yapılması gereken şey neler yolunda gitti, bunun altını çizmek. Benim şahsi kanaatim şu, bir kere bir pişmanlık duymuyorum. Oyuncularımın da bir pişmanlık duymaması gerekir. Gururluyuz. Tabii ki hayal kırıklığı yaşadık çünkü daha fazlasını hak ediyorduk. Ama 3 maç kazandık Avrupa Şampiyonası'nda ve Türk rekorunu egale ettik. O yüzden 90 dakika içerisinde 3 maçtan önce kazanıldı mı onu da hatırlamıyorum ama o işin de detayı. Ama samimiyetle söylemem gerekir ki evet biz artık geleceğe bakıyoruz. Ben geleceğe daha güvenle bakıyorum, daha net bir şekilde bakıyorum. Tebrikler koç performansınız için. Bu akşam Türkiye 15 pozisyon buldu. Çok güzel pozisyonlar kaçırdı. Hollanda biraz da şans yüzlerine güldüğü için yarı final biletini alabildi. Sizce Türkiye tecrübesizlikten mi bugün kaybetti? Çünkü çok genç bir takımınız olduğunu söylüyorsunuz. Ve bu turnuvadan çıkardığınız dersler nelerdir? Teşekkürler. Ma io porto solo esclusivamente sensazioni positive. Şimdi çıkardığımız dersler ya da cebimize koyduklarımız diyelim güzel hisler. Bu turnuvada oynadığımız futbol yarattığımız şeye baktığımızda tabii ki kolay değil. Ve tecrübesizlik demek kolay ki doğru. Çünkü maçın kilit bir anında belki topu biraz daha farklı çevirebilirdik, yönetebilirdik ama şu da doğru. Sahadaki birçok oyuncu bugün kulüplerinde de sezon içerisinde çok büyük bir devamlılık göstermemiş oyuncular. Bu hep unutuluyor ama tecrübe dediğiniz şeyi çıkıp oynadığınızda ediniyorsunuz. Sadece bir şeyleri söyleyip duymakla tecrübe edinmiş olmuyorsunuz. O yüzden bir miktar belki de bu boyutumuz eksikti. Bu seviyede futbol oynama alışkanlığımız artabilir. İşte 2-3 günde bir, 4 günde bir maça çıkmak, mental ve fiziksel boyutu, maçı yönetmek dediğimizde bunlar eksik olabilir belki. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi. Ve öyle olsaydı da belki de incelenmesi gereken mükemmel bir takım örneği olacaktık. O da belki biraz ilginç olurdu. Sol taraftaki hanımefendi. Sayın Montella, öncelikle bize yaşattığınız çeyrek final mücadelesi için teşekkür ediyoruz. Çeyrek final turnuvasının en genç takımıydık. Çok genç bir takımız. Önümüzde bir Dünya Kupası var. Ayrıca 2032 Avrupa Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağız. Bu turnuvada bir finalin ya da kupanın tohumları atılabilir diyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Assolutamente sì, esperienza che portiamo a casa tutti. Kesinlikle evet. Burada büyük bir tecrübe edindik. Oyuncular çok tecrübe edindi bu turnuvada. Ve nasıl oynadığımıza, ne gösterdiğimize sahada baktığımızda şunu söylemek lazım. Türkiye'de bu takıma büyük bir sevgi duyuluyor. Dünyanın başka yerlerindeki futbol severler de bu takıma büyük bir sempatiyle, sevgiyle bakıyor. Bundan gurur duyuyorum. Burada durmak yok. Bu bizim attığımız bir temel. Bu bir başlangıç belki de. Kendimizi iyileştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek bence bizden yana olacak. Sol tarafta, arka tarafta buyurun. Bu turnuvada fazla süre şansı, yani fazla şans tanıyamadığınız için üzüldüğünüz bir oyuncu ya da oyuncular var mı? İkinci sorum da şu, maçın hakemi oldukça tartışmalı kararlara imza attı. Özellikle ilk yarıda Mert Müldür'e yapılan bir faul var ki kırmızı kart olarak değerlendirilebilirdi. VAR da devreye girmedi. İkinci yarıda da Hollanda'nın attığı ikinci golden önce, hemen önce
yine Mert'e yapılan bir faul var gibi gözüktü. Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Ma diciamo non siamo stati fortunatissimi. Şimdi çok şanslı değildik. İşin o tarafında bu akşamki hakem dediğimizde. Ama çok başka fazla bir şey eklemek istemiyorum buna. İkinci sıradaki hanımefendi. İyi akşamlar. Stadyumdaki atmosferden biraz bahsedebilir misiniz? Sanki Türkiye'de oynuyormuşsunuz gibiydi. Evet, Türkiye'de alıştığımız bir atmosfer. Burada da bu atmosferde oynamaya alışmıştık. Taraftar sonuna kadar bizim destekçimiz oldu. Ve tabii ki büyük bir gururla, büyük bir tutkuyla birinci günden itibaren takımın arkasında oldu taraftar. Sadece maç esnasında değil. Beni gerçekten gururlandıran şey bu akşamki yenilgiden sonra da insanların sevgilerini, taraftarın sevgilerini göstermeye devam etmesi oldu. Bu turnuvadaki performansımız karşısında sevgilerini gösteriyorlar. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor ve bizim bu tutkuyu performanslarımızla desteklemeye devam etmemiz gerekiyor. Daha sonra tabii kazanırsınız, kaybedersiniz. Ve bunu da taraftar kabul eder. İki soru daha alabiliriz. Bir tane soruyu ön sıradan alalım, buyurun. Teşekkürler koç. Saha içinde değil ama saha dışında işte bu yapılan bozkurt işareti mesela, o olay, o hadise takımı nasıl etkiledi? Ve medyada bir takım paylaşımlar oldu. Burada da stadyumda taraftarın benzer şeyler yaptığını gördük. Bu futbolla alakası doğrudan olmayan şeyler takımı nasıl etkiliyor sizce? Teşekkürler. Ben dün bu soruyu cevaplamıştım. Tabii zor ve karmaşık bir mesele bu maç sonrasında futboldan bahsetmeye çalıştığımızda. Benim futbolla alakası olmayan bir şeyden konuşacak enerjim ve istekliliğim yok. Dün zaten bundan bahsettik. Buna ekleyeceğim başka bir şey de yok. Başka soru talebi yok sanırım. O zaman burada bitirelim. Çok teşekkürler.